Medok'tan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Metin Temel. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de iyisiniz. Bizler de çok iyiyiz, sağ olun. Hocam bugün sizinle rinoplasti konuşacağız ama öncelikle sormak istiyorum. Açık ve kapalı rinoplasti arasındaki farklar nelerdir? Evet, açık rinoplastide kolümelya dediğimiz burnun şu kısmından bir kesi yapılarak şu bölgedeki kesinin dışarıdan görünmesi. Kapalı rinoplastide kesi yapılmadan sadece burun içerisindeki burun kanadının iç yüzeyinde kesiler yapılarak, septumdan kesi yapılarak yapılan burun ameliyatıdır. İkisi arasındaki temel fark bu. Yani açıkta tamamen burun sıyrılıyor değil mi hocam? Şöyle diğerinde de dikişizi olmuyor herhalde. Uç kısmında dikiş izi olduğu takdirde, yani zaten bir yılın sonunda bu da görünmez hale geliyor, evet, da. Hani ikisi arasındaki tek fark şu kolümelya bölgesindeki kesi izinin olması ya da olmaması. Evet. Peki hocam açık teknik rinoplasti özellikle hangi hastalara önerirsiniz? Evet. Daha önce travma yaşamış ya da daha önce bir ameliyat geçirmiş hastalardan, septumda çok büyük eğriliği problemi olan hastalardan veya revizyon ameliyatları yapıyor isek o durumda açık yapmayı daha çok tercih ediyoruz. Bütün alanı görebilmek, alana hakim olabilmek için açık rinoplastiyi tercih ediyoruz. Peki özellikle kapalı olmasını tercih ettiğiniz hasta grubu nedir hocam? Ya sadece hani septoplasti yapılacaksa veya işte hasta bu tarz bir kesi istemiyor ise o durumda septumda çok büyük problemler yoksa o durumda da kapalı rinoplastiyi tercih ediyoruz. Sonuç itibariyle uzun vadede bakıldığında burada kalacak izin görsel olarak çok rahatsız edici olmadığını, hani açık ve kapalı teknik arasında da çok majör farklar olmadığını biliyoruz. Yani. Evet. Peki hocam ameliyat sonrasında görüyoruz, duyuyoruz da morarmalar. Hani bazen can sıkıcı da olabiliyor ama bu morarmalar neden olur rinoplasti ameliyatında? Evet, rinoplasti ameliyatlarında anestezi süreci çok önemli. Anestezideki tansiyonun belirli bir aralıkta tutulması çok önemlidir. Tansiyon ameliyat esnasında yükselirse bu bölgedeki kan basıncı da arttığı için cildin altına yapılan işlemlerden dolayı kanamalar olur. Evet. Bu kanamalar da dışarıya morluk olarak yansır. Cildi ince olan hastalarda, tansiyona eğilimi olan hastalarda ameliyat sonrası öğürme refleksi çok fazla olduysa yine tansiyonu arttıracağı için ve tansiyona bağlı bir hastalığı ya da ilaç kullanımı varsa bu hastalarda genellikle morluk görülür. Çok uzun sürmüyor yine morluk. Bir hafta 10 gün içerisinde sarararak normal ten rengine döner. Peki hocam ameliyat sonrası bir ödem süreci var. Hani kocaman bir burun oluyor aslında beklenti, evet, hemen ilk başta küçücük bir burun görmek ama onun da bir süresi var sanırsam. Bu ödem süresi ne kadar? Hastadan hastaya, cilt kalitesine, cildin kalınlığına göre, hı-hı, dediğim gibi yine tansiyon gibi eşlik eden hastalıklara göre değişmekle beraber kaba ödemler bir ay gibi bir sürede geçiyor. Evet. Burnun tamamen yumuşaması, ödemlerin tamamen geçmesi ise aşağı yukarı 9 ay 1 yıl civarında sürüyor. Hı hı. Bu süreçte ödem attırıcı takviye gıdalar olabilir veya masajlar öneriyoruz. Bu masajlar düzgün bir şekilde yapıldığı takdirde zaman içerisinde hem burun cildi normal haline dönüyor hem de ödemler tamamen geçmiş oluyor. Hı. Peki hocam ameliyat sonrasında istenilen burnumuza kavuştuk ama burun ucu düşme riski var mıdır? Şöyle daha önce sadece septoplasti yapılıp burun ucu kıkırdağı desteği alınan hastalarda eskiden hani çoğunlukla bu şekilde sadece septuma yönelik müdahalelerde bu şekilde problemler yaşanıyordu. Ama günümüzde artık septumun üst kısmına, kolümelya bölgesi dediğimiz burun ucuna destek kıkırdaklar koyduğumuz için dokulardaki yumuşamaya bağlı belki 1 milimetrelik, 2 milimetrelik değişiklikler olabilir. Ama bundan daha fazla bir düşme çok beklenen bir şey değildir. Burun ucu düşüklüğü olmaz.
Evet. Şimdi hocam, mini-roplasti ameliyatı dediğim zaman aslında herkesin beklentisi farklı oluyor. Belki ellerine fotoğrafla da gelebiliyorlar. Evet. Kişiye göre yapılması gereken burun şeklini, tercihini neye göre karar veriyorsunuz? Yani bunu hasta mı karar veriyor, yoksa siz belirli şeyleri, durumları dikkate alarak siz önce mi karar veriyorsunuz? Önce hastanın fotoğraflarını çekiyoruz, yüzünün bir analizini yapıyoruz. Bazı hastalarda yüzün bir tarafının gelişimi az oluyor. Burundaki eğrilik veya deviasyon da buna bağlı olabiliyor. Veya travma geçirmişse buna bağlı olabiliyor. Hastanın fotoğraflarını alıyoruz. Fotoğraflar üzerinden hastaya da göstererek bunu simüle ediyoruz. Ameliyat öncesi, ameliyattan sonraki görüntülerin olabileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Birçok hastamız zaten elinde önceki istediği bilgiyle, yani resimlerle geliyor. Şöyle bir burun istiyorum. İşte ucu çok kalkık olabilir, kavisli olabilir veya düz bir burun istiyorum. Doğal istiyorum diyenler var. Hastanın isteğini de göz önünde bulundurarak yüzüne yakışacak şekilde normal anatomik sınırlar içerisinde kalarak burun şeklini yüzüne yakışacak şekilde düzeltiyoruz. Burada bir kıstas ya da kriter yok. Hastanın isteği, estetik normlar, bunların birleşimi ortaya güzel bir sonuç çıksın diye hedefliyoruz. Evet, çok iyi. Peki rinoplasti ameliyatı sonrasında dikkat edilmesi gereken durumlar var mıdır? Özellikle şunlar yapılmayacak, havuz ya da denize ne zaman girilebilir? Biraz bunlardan bahsetsek. Tabii ki. Ameliyatın bitiminden sonraki ilk bir haftalık süreçte burunun içerisinde tampon oluyor. Üst kısmında alçı, atel oluyor. Birinci haftanın sonunda bunları çıkarana kadarki süreçte burun cildinin ıslanmaması gerekiyor. Bu tampon ve alçı çıkarıldıktan sonra bant yapıştırıyoruz. 3-5 günde bu bantlar kalıyor. Hani otomatik kapılardan geçerken vesaire, tokalaşırken, çocuk sevme esnasında koruma amaçlı bant takıyoruz. İkinci haftanın sonundan itibaren aslında hasta sosyal yaşamına dönebiliyor. Burun içerisinde kendiliğinden emilen dikişler kullanıyoruz. Bu dikişlerin emilme süreci de aşağı yukarı bir ay civarıdır. Hamam, deniz, sauna gibi aktiviteleri birinci aydan sonra serbest hale getiriyoruz. Ama duş alması 2-3. Günlerden sonra bantlar, yapışkanları güzel olduğu için 3. günden sonra hasta duşunu alabiliyor. Böyle saatlerce değil de hızlı duşlar şeklinde saçındaki, yüzündeki kalan artıkları veya ameliyathane kokusunu gidermek için duş alınabiliyor. Evet. Peki hocam, şöyle bir merak ettiğim bir konuyu sormak istiyorum. Şimdi az önce burun şekillerinden bahsettik. Kimileri çok daha kavisli bir burun istiyor. Evet. Ama ne kadar çok kavis olursa sanki burun düşme riski o kadar çok fazlaymış gibi. Ya bu şehir efsanesi mi, yoksa gerçekten böyle bir durum var mı? Bu yani cildin dışarıya gösterdiği şekil aslında tabanda kemik ve kıkırdağın oluşturduğunuz şeklidir. Evet. Kıkırdak şeklini bu şekilde yaptığınız takdirde dediğim gibi dokulardaki yumuşamadan kaynaklı 1-2 milimetre düşmeler olabilir ama daha fazla düşme çok beklenen bir şey değil. Bu verdiğiniz şekilde alakalı veriyoruz, tabii ki. Alakası yok değil tabii mi o tabii zaman? Şimdi hocam, belli bir yaş grubundan sonra yapıyorsunuzdur. Muhtemelen 18 yaş diye daha önce de konuşmuştuk sanki, ama olası bir travma sonucunda daha küçük yaşta ameliyat gerekti, bir rinoplasti işlemi gerekti. İleriki dönemlerde ikinci bir revizyon gerekebiliyor mu? Şimdi küçük yaşlarda genelde burun şekliyle ilgili şikayeti olan erkek olsun, bayan olsun, müdahaleleri kız çocuklarında gelişim 17 yaşında tamamlanıyor. Erkeklerde ise 18'de tamamlanıyor. Cerrahi prosedürleri genellikle bu yaşlardan sonra yapmaya çalışıyoruz. Ama bir travma yaşadı hasta, nefes problemleri var. Onunla ilgili lokalize, sadece nefesle alakalı, nefesi rahatlatacak problemleri çözecek işlemler yapıp 18'den sonra ise kemik yapıyla ilgili. Evet. Estetik olarak bir müdahale etmiyorsunuz. Sadece sağlık açısından erken yaşta müdahale edip bazen doğuştan burun septumu olmayan hastalar oluyor. Evet. Onlarda da kaburgadan septumu oluşturuyoruz. Bekliyoruz. Burun ve yüz gelişimi tamamlandıktan sonra ikinci bir müdahale gerekebiliyor durumda.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Metin Temel idi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.